14-20 Haziran değerli balık burçları nasılsınız? Yükselen vay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Ufak tefek yorumlar yapın. Hatalarım olabilir. Yanlış konuşuyor olabilirim. Bir de ben astrolojik olarak böyle haritanıza bakıyorum ama o buraya girmiş, şu şuraya girmiş, şu şu derecede, bu derecede demeyi sevmiyorum. Yani ben mesela bir astrolog olmasam hangi açı, hangi eve, birinci evde şu açınız var, birinci evde şu açınız var demeyi sevmediğim için kendi dilim ve anlayacağım şekilde anlatıyorum. Bir hatam varsa da affola. Yıllardır böyle yapıyorum ama merak etmeyin yani. Bu hafta boyunca birikmiş olan işlerinizi birebir hepsini temizleyip masaya yatıracaksınız. Yani unuttuğunuz evrak, unuttuğunuz işler, ertelediğiniz işlerle alakalı her şeyi masaya yatırıp bu hafta bunların hepsini temizleme haftası. Hatta bu konuda da gelecekteki işlerle ilgili de planlar ve programlar yapıp onlara da mantıklı bir sistem ve oluşum yaratacaksınız. Bu işinizdeki eksik gördüğünüz kendinize ait bir disiplin evreniz olacak. Bunları mantıklı ve düzenli şekilde yaptığınız sürece çok önemli kararlar ve işinizde de farkındalık olacak. Ve bu farkındalıkla birlikte hak ettiğiniz konuşmayı, insanların bakış açısı, size olan değerlerini daha çok ön planda alacaksınız. Yalnız maddi olarak kendinizi daha kolay yatırımlara ya da daha mantıklı şekilde para harcamalara özen gösterirseniz, hayal ettiğiniz bir araç değişmesi beklentisi ya da alma beklentiniz var. Bunun altyapısını 2 ay içerisinde çözmüş, aracınızla ilgili de rahata ermiş olacaksınız. Değerli balık burçları, büyük kurumsal ya da devletle alakalı yarı kurumsal yarı devlette çalışıyorsanız devletle olan bağınız bitip daha büyük bir kurumsal firmaya geçiş olacak ve burada çok mutlu olacağınızı uyarı veriyor. Eğer ki devlete girmek istiyorsanız ve devletle ilgili beklediğiniz olumlu ve araya devreye birilerini soktuysanız ertelenecek ama eninde sonunda bu kapınız var. Sadece sabırlı olmanız lazım. Polis, memur, öğretmen atamalarınızla ilgili beklentiniz varsa bazı balık burçları bu murada erecek, bazıları da hüsran yaşayacak. Bilginiz olsun diyorum. Kendi işini kurmak isteyen ve ufak ufak da olsa bir tezgahım olsun, kendi işimi yapayım diyen balık burçları için evet, ama Ağustos'tan sonra bunu yaparsanız daha verimli olacağınızı söyleyebilirim. Ortaklı iş, mesela takı, demir, metal, altın ya da mücevher alanında iş yapan bazı balık burçları için bu dönem kendi piyasanızda çok büyük kazançlar olacak. Bu kazançları artı noktaya doğru çevirmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Mesela araçla uzun yola gidiyorsanız, işiniz araç üzerine ise getir götür işleri yapıyorsanız, araç almak, işinizi büyütmek, daha yeni iş kapılarınızı farklı noktalara atmak isteyebilir. Bunlarla ilgili de altyapı oturtması sağlayacaksınız. Tarım sektörü ya da toprak sektörüyle alakalı bağlantılarınız varsa bir toprak anlaşmanız söz konusu olacak. Bu anlaşmayla birlikte tarım ya da hayvancılık ya da çiftlik tarzı, daha doğanın içerisinde yaşamak istiyorsanız bu toprak size bereketli ve aydınlık olacak. Mesela diş hekimiyseniz, sağlık sektöründe bir alanınız varsa kendi yerinizi büyütmek, ortak almak ve bu ortakla birlikte farklı şubeler açmak isteyebilirsiniz. Bunlar için doğru karar verdiğinizde burada bir risk görmüyorum. Yapmanızı da uygun görüyorum. Mesela değerli balık burçları, şu var: spiritüel alanda kendinizi yenilemek, meslek olarak değil de kendinizi keşfetmek istiyorsanız evet keşfedebilir, hisleriniz derin, bunlarla ilgili öğrenmek istediğiniz noktalar hayırlı olacak. Evde çalışıyorsanız, ev ofisinizle ilgili artık iş kapıma dönmek istiyorum diyorsanız Haziran sonuna kadar iş kapınıza geri dönüş yapacaksınız. Haklarınızla geri dönüş yapacaksınız. Bu da sizi tatmin edecek. İş mahkemeniz varsa, işinizle alakalı kovulduysanız, bunlarla ilgili mahkeme açmadıysanız vaktiniz var. Açın, haklarınızı alacaksınız. Bir de uzun süredir farklı bir işe geçmek istiyorsanız, aslında bu dönem iş kapılarınızda hızlı değişimler var. Bu değişimlerle birlikte sizi mutlu edecek olaylar ve anlaşmalar var. Ben sizden
İnanın korkmuyorum, enerji akışınız daha çok güzel olacak ve bu ayı ve Haziran'ın 23'üne kadar bu dengeyi doğru kullandığınızda büyük başı. Para kaybı yaşayan bazı balık burçları tekrar paranızı yerine oturtacaksınız. Bununla ilgili bir sorun yok. Geçmiş sevgilinizi bekliyorsanız, evet geldi gelecek, ha geldi ha gelecek derken başka biriyle evlilik yapacaksınız. Hazırlıklı olun. Evli olan bazı balık burçlarında iletişimden kaynaklanan sert konuşmalar var ve bu sert konuşmalarda evin içerisinde soğukluk var. Soğukluğu düzeltmeniz lazım. Kendinizi çok yorgun ve hatta uykudan uyanmak istemiyor olabilirsiniz. Evinize göz ve nazar değmiş. Bu enerjinizi değiştirin diyorum. Mutlu kalın, iyi haftalar. Allah'a emanet olun. Rabbim sizinle olsun. Hoşça kalın.